Merhaba, bu videoda Reader Teknoloji halka arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapalım. Bu video her videolarında kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Başlamadan önce halka arzın halk bilgilerini verdikten sonra şirket incelemem bulunmaktadır. Videoyu sonuna kadar izlemeye devam edelim. Reader Technology 13-14-15 Eylül tarihlerin içerisinde halka arz edilecek. 9 TL 30 kuruş TL fiyat aralığından eşit dağıtım yöntemiyle 215 milyon lot işlem görmeye başlayacak. Aracı kurum yatırım finansman menkul değerler anonim şirketi Reader Biscuit ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Tahsisat grupları %85 yurt içi bireysel yatırımcı, %15 yurt içi kurumsal yatırımcı. Halka arz şekli sermaye arttırma ve ortak satışlarından oluşmakta. Halka açıklık %22.63. Halka arz iskantosu %20. Halka arz büyüklüğü 2 milyar TL. Bireysel eşit dağıtım yöntemiyle T1 T2 bakiyeleri geçersiz. Katılım endeksine uygun değil. Fonun kullanım yerlerini işletme analizinde tek tek açıklayacağız. Burada da inceleyebilirsiniz. Olası dağıtılabilecek pay miktarlarını ekranda görmektesiniz. Kendinizce buradaki verileri bakaraktan lotunuzu girebilirsiniz. Finansal tablolar karlı bir şirkete olduğunu göstermekte. Detaylı bir şekilde ilerleyen slaytlarda anlatacağız. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca brüt halka arzın gelirinin %40'ı olarak beyan edilmiş. İhraççı ve ortaklardan ise 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verilmiş. Şimdi de gelelim şirket incelemesine. Şirket incelemesinde Reader Technology, cep telefonu, tablet, giyilebilir teknoloji, akıllı ev aletleri ve televizyon üretim yapan bir şirket. Türkiye telefon pazar payı içerisinde 5. sırada bulunmakta. 1. Samsung, 2. Apple, 3. Redmi, 4. Oppo. Reader ise %5 pazar payına sahip. Yurt dışı satışları neredeyse yok denecek kadar az. Genelde yurt içi çalışan bir firma. Üretim kapasitesine baktığımızda 2022'den 2023'e kadar akıllı cep telefonu üretiminde 4 kat artmış. Tablette ise 2 kat artış göstermiş. Geçen sene tuşlu telefon da üretiyormuş. Fakat fazla talep olmayınca üretimi sonlandırmış firma. Akıllı saatte kapasite düşürülmüş. Onun yerine TV üretiminde artış yapmışlar. Açıkçası bu kısım direkt kapasite raporlarından olduğu gibi alınmış gibi geldi bana. Net üretimler bu şekilde mi? Benim için açıkçası bir soru işareti. Yine de ürün portföyünü genişletmiş olması ve genişletme çabası içerisinde olması şirket için olumlu sayabiliriz. Halka arz geliri işletme sermayesinde makine alımı ve kapasite artışında, cep telefonu LCD panel üretim tesis yatırımında, yine cep telefonu batarya üretim tesis yatırımında, Ar-Ge ve gelişim yatırımları için kullanılacakmış. Kar elde eden bir şirket, teknoloji ve akıllı telefon şirketi olduğundan halka arzlardan yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Özellikle öğrencilere yönelik vergi indirimli cep telefonu satışlarında tabi ilerleyen dönemlerde gelirse pazar payını arttıracağını düşünüyorum. Şirketin 2023 ve 2024 yılları için fabrik ve net kar taahhütleri bulunmakta. Halka arzdan aldığımız hisseleri 31 Aralık tarihi dahil satmazsak, şirket taahhüt ettiği fabrik ve net karın altında da kalırsa aradaki fark kadar hisse verecek. Hedeflerin tutması yatırımcılar için daha iyi olacaktır. Hisse fiyatına kat kat olumlu olarak yansır. Bence bu konuda önemli olan patronun şirketine güvenmesi ve hedef koyup taahhüt vermiş olmasıdır. Videoyu beğenip kanala abone olalım. Hoşça kalın.